İlk olarak animasyonlar gelecek onlardan bahsedeyim. Şu an 4 tane hazırladık. Bir tanesi bunlardan 12 dakikalık. Şöyle bir şeye geçiyoruz zaten. Kamera karşısına geçeceğim. Kamera karşısına geçerken araya animasyonlar girecek. Anlattığım hikayelerle alakalı. Bu sayede süre olarak daha uzun şeyler yapabileceğim. Hem bu sayede o çizginin getirdiği o sadece çocuk kitleden de biraz uzaklaşmış olacağız. Çünkü diğer işlerime fazlasıyla zarar veriyor. Sadece çocuk kitlenin gelmesi buradan. Başka ışıkta da herhangi bir şekilde abartı bir durum yok. Kişinin direkt adını vermeyeyim. Dava açabilir çünkü çok rahat bir şekilde. Cinsiyet değiştirip sonradan kadın olmuş bir tane fenomen var. Bazılarınız bilir kendisini. Aslında neredeyse hepiniz de biliyordur. Benim eski kız arkadaşım da onu çok takip ediyormuş. Ben başta dedim ne yapıyorsun sen? <laughs> ya yani bu tarz kişileri niye takip edersin ki vaktine yazık. Gerçekten sadece shorts olarak bile takip ediyorsan, günde sadece hikayelerine 20 saniye bile bakıyor olsan sana zararlı bir tip yani. Sonuçta neyi tüketirsen ona dönüşürsün diye bir bir olay vardır. Sürekli böyle bomboş bir çarı tüketirsen sonuç olarak sen de boş bir insana dönüşebilirsin. Ki zaten dönüşmüştü o kız da. Bu bir ara story paylaşmış. Rahatça para kazanmak isteyen kızlar bana mesaj atabilir diye. Bu kız da o zamanlar ekonomik olarak zorluk çekiyor. Hatta o zamanlar ben yardım ediyorum kıza bir yandan da. Direkt para versem kabul etmeyeceği için basit işler veriyorum ama o işin etmeyeceği yükseklikte paralar veriyorum. Daha rahat anlayabilmeniz için şöyle örnek vereyim. Diyelim ki git bana su getir demişim ve karşı karşılığında 100 lira vermişim gibi düşünün. Ve diyorum ki aa çok iyi. Ayda bundan sonra 800 gün bana su getir. Bu kız da o hikayeyi görünce hemen mesaj atmış. Nasıl bir iş bu diye. O zaman kadın mıydı erkek miydi tam hatırlamıyorum ama ya detayı. Erkekti diye hatırlıyorum. Klasik boş konuşma tipi vardır ya. <laughs> tatlım şöyle şöyle yapıyoruz vesaire gibi. Hani tatlım diyor ama sıfır duyguyla konuşuyor. Günlük hayatta çok karşılaşırız bu tiplerle. O tarz bir ses atmış buna. Ses de de Bigolay mı artık? Tangolay mı? O tarz bir sitede yayıncı arıyorlarmış. Bunlar da o kızlara partner şirket olarak sunum yapıyorlarmış, yardımcılık yapıyorlarmış. Yani kazandıklarının %35'ini, %40'ını alıyorlarmış kısacası. Ve o sitelere biraz bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Malum sektörün TikTok'u gibi bir şey. Ben de o dönem bir inceledim. Resmen böyle 10 lira atana açarım, 20 lira atana şunu gösteririm. Artık gerçi TikTok'a sıçradı bunlar ama orada hala çok yoğunluktalar. Böyle leş gibi, malum sektörün tarla başısı gibi. Ya bir cinsellik var ama çok leş bir cinsellik var. Çünkü hitap ettiği kitleyle de alakalı. Hitap ettiği kitlenin sosyoekonomik durumu biraz fazla düşük. Kızı ikna etmeye çalışıyor. Bayağı bir mesajlar attı kıza. Kız diyor ki hani ben o tarz şeylerde bulunmak istemiyorum. Bir de kız güzel. Büyük ihtimal buna mesaj atan diğer kadınlar o kadar iyi değildir ama bu kız bayağı güzeldi zaten. İkna etmek için bir saat çabaladı resmen kıza. İşte görüntülerin yayılsa bile bir şey olmayacak. Biz onları sildiriyoruz. Asla sildiremezler bu arada. Bak ayda şu kadar şu kadar para kazanırsın. Bahsettiği paralar da böyle beş 10.000 bin, bin dolarlar. Sallama bu arada. Size de büyük ihtimal böyle tekliflerle gelenler olacak. Asla o kadar para olmuyor. Belki bir iki tane kazanan vardır. O kazananın gelirini gösterirler genelde işte. Bak şu kadar para dönüyor diye. İyi o zaman sahne işi içinde bir şey örneği verelim. Bak 7 dakikada 21 milyon liralık bilet satabilirsin Cem Yılmaz gibi. Ama öyle olmuyor. Kız hayır dedikçe bu telefon numarasını istemeye çalışıyor. Konuşarak ikna etmek istiyor. Ben de o mesajları görüyorum bir yandan da. Dedim sonunda sal artık. Çünkü bunlar bayağı 3 5 kuruş için seni o yola atacaklar, hayatını karartacaklar. Çünkü oralara görüntün bir kere düştü mü bir daha bütün internete çok rahat yayılabiliyor ve bir daha eski hayatına asla dönemiyorsun. Seni ekleyen insanların %95'i sapık tipler oluyor. Orada seni bulup sana musallat olacak gerçekten sapık insanlar oluyor. Bildiğim modern pezevenklik gibi bir şey bunların yaptı. İşin daha fazla rahatsız eden kısmı şu. Bu kişi aslında fenomen de değil. Bir yandan da ünlü sayılabilir. Çünkü haberlere çıkıyor, programlara katılıp konuşmalar yapıyor duygu dolu bir insanmış gibi karakterli bir insanmış gibi sunumlar yapıyor ama işin arka planında kim bilir kaç kızı sanal fuşa sürükledi ve bunu da 3-5 kuruş para için yaptı. Şu an kitleler halinde mesela insanlar onu destekleyebiliyor, alkışlayabiliyor. Belki bir gün size olmayacak ama sizin sevdiklerinizi bu tarz yollara sürecekler ve hayata kaymış olacak. Sonuçta kendisine de baktığınızda o geliri nereden elde ediyor diye sormaya kalktığınızda güzel bir soru işareti oluyor o medyatik kişinin. Özellikle ergenlikteki takipçilere söylüyorum. Sadece kızlara değil erkeklere de bazen parasızlığa düşebilirsiniz. Ekonomik olarak zaten bir kriz içindeyiz. Böyle durumlarda bu tarz olaylar daha da artabiliyor. Anlık bir hevesle aa parası çok güzel gelebilir diyebilirsiniz. Aa tek seferde 5 bin lira 10 bin lira ne güzel para diyebilirsiniz. Ama o işin devamında çok sağlam kayıplar yaşıyorsunuz ve o kayıplar sizin o 5-10 bin liralarınızdan çok daha fazla oluyor. Size aracılık yapacak kişi sizinle çok kibar konuşacak. Ama sonlarda o baştaki kibarlığını da göremeyeceksiniz. Sizi ikna etmek için çok fazla çabalayacak. Çünkü birebir gördüm yani o mesajları, dinledim o mesajları. Uzak durun. Çünkü bazı detayları buralarda anlatamıyoruz. Daha da kötü şeyler başınıza gelebilir. Varsa sizin de benzer anılarınız yorumlara yazabilirsiniz dostlar. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Animasyonlarda bir haftaya, iki haftaya büyük ihtimal damlamaya başlar. Gösterilere beklerim. Öpüyorum hepinizi.